Selam. Biliyor musunuz geçen akşam başıma tuhaf bir şey geldi. Ana karakterin çok fazla güldüğü bir film seyrediyordum ve kendimi şöyle düşünürken yakaladım. Tam bir gün boyunca hiç durmadan gülseniz ne olur? Bu düşünce nedense öyle komik geldi ki gerçekten gülmeye başladım ve bir türlü duramadım. Yani işte böyle başladı. Başlangıçta eğlenceliydi. Bildiğiniz gibi güldüğünüz zaman temelde eğleniyorsunuz. Kan dolaşımınıza endorfin falan doluyor. Evde yalnız başıma oturup nedensiz yere çok güldüğüm için tuhaf görünüyor olsam da o an bunu pek umursamadım. Kendimi iyi hissediyordum ve bu bir sorun gibi de görünmüyordu. Beş dakika sonra duramayacağımı fark ettim. Muhtemelen hayatımdaki en uzun gülme kriziydi. Sizinki hangisiydi? Yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Nasıl olsa benim rekorumu kıramazsınız. Yani dediğim gibi beş dakika geçti ve ben hala kıkır kıkır gülüyordum. Tamam, on dakika, 15. İşte o zaman acaba bende bir sorun mu var diye endişelenmeye başladım. Saat 22.45'ti ve 15 dakika sonra yatacaktım ama bildiklerime dayanarak yani kahkadan sarsılmamı falan düşününce tahminim o gece uyuyamayacağım yönündeydi. Her neyse öylece uzandım televizyonu ve ışıkları kapattım. Eninde sonunda geçeceğini ümit ederek tavana baktım. Geçmediğini söylememe gerek var mı? Daha fazla zaman geçti ve karnımda kramplar hissetmeye başladım. Bir süre güldükten sonra karın kaslarınızda oluşan o ağrıyı biliyor musunuz? Şimdi onu bir saate yakın süre yaptığınızı düşünün. Kahkaha diyaframda başlar yani karın kaslarım sanki mekik çekiyormuşum gibi geliyordu. Daha fazla dayanamadım. Kalkıp biraz ev işi yaptım. Artık benim durumumda ne yapılırsa. Kahkahalar atarak dairemi temizledim. Akşam yemeğinden kalan bütün bulaşıkları yıkadım. Hala deli gibi gülüyordum. Kedimi sevmek istedim ama o korkuyla benden kaçtı. Ona doğru yürürken yüzümün aldığı ifade düşünülürse bu pek de şaşırtıcı değildi. Sonunda oturup dizüstü bilgisayarımı açtım ve e-postalarıma bakmaya çalıştım. Fakat hemen fark ettim ki gülerken bilgisayarı dizlerime koymak iyi bir fikir değilmiş. Kahkaha krizi devam ederken yüksek sesle kötü şeyler düşünüp tekrarladım. Bilgisayarı masama koydum ve sonunda çalışabildim. Şaşırtıcıdır ki karın kramplarıyla kollarında ve bacaklarında güçsüzlük hissi duymak dışında çok fazla sorun olmadı. Çok fazla güldüğünüz zaman oluşan o hissi bilir misiniz? Başka hiçbir şey yapamazsınız çünkü bir anda kendinizi çok güçsüz hissedersiniz. İşte mesele oydu. Titrediğimi hissediyordum. Ama geçti ve çalışmaya geri döndüm. Bu arada uyumak istemiyordum çünkü tüm o gülme krizi bir şekilde sistemimi iyi hormonlarla doldurmuştu. Gecenin geri kalanını bilgisayarımın önünde geçirdim ve işe gitme vakti nihayet geldiği zaman işe o şekilde gidemeyeceğimi anladım. Ancak başka seçeneğim yoktu. Çünkü patronumu aramaya çalışsam telefonda kıkırdamaktan bir şey diyemeyecektim. Diğer taraftan işe öyle nasıl gidecektim? Zaman kaybetmemek için hazırlanırken düşünmeye karar verdim. Banyoya gittim ve başka bir sorunla karşılaştım. Dişlerimi fırçalamam gerekiyordu. Genellikle bunu kahvaltıdan önce yaparım. Öyle denedim olmadı, böyle denedim olmadı. Yaptığım tek şey banyo aynasında diş macunu sıçratmaktı. Tabi duvarlara da. Üstüme de. Her şeyi temizledikten sonra kahvaltı hazırlamaya gittim. Hala iş yerine nasıl gideceğimi düşünüyordum. Tam kahveyi fincana döküyordum ki aslında onu içemeyeceğimi anladım. Aynı nedenle yumurtamı, pastarımı falan da yiyemeyecektim. Yine de denedim. Birinin kendinden geçmiş şekilde gülerken aynı zamanda kahve içmeye çalışması kadar gerçek dışı bir görüntü olabilir mi? Tabii her yerime döktüm ve birçok yerimi haşladım. Neyse en azından yumurtayı çiğnerken ağzım yarı kapalı bir halde kıkırdamayı başardım. <laughs> o zamana kadar sorunuma bir şekilde alışmıştım. O yüzden kıyafetlerimi değiştirmeye gittim ve tam evden çıkmak üzereyken beni iş arkadaşlarımla patronumun önünde utandırmaktan kurtaran bir mesaj aldım. Yazan kız kardeşimdi. Arabasıyla sorun yaşamıştı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde mahsur kalmıştı ve yardım edecek kimse yoktu. Patronuma acil bir durum olduğunu yazma fırsatını hemen kullandım. Ve kardeşime yardım etmek için aceleyle çıktım. Kalabalık bir şehirde bir çılgın gibi gülerek araba kullanmak korkutucu bir görüntü olsa gerek. Bir ara bir kırmızı ışıkta durdum ve biri de hemen yanımda durdu. Diğer sürücü bir şey sormak için camıma tıklatana kadar pek önemsemedim. Ona dönüp camımı indirdim. Bir yan bana baktı ve gaza öyle bir bastı ki lastikleri yolda iz bıraktı. ''Ucu be!'' Sanırım o benim. Her neyse, kız kardeşimin yanına iki saatte gitmeyi başardım. Şehir dışında ve uzaktaydı ve bana GPS koordinatlarını göndermişti. Ben kenara çekerken o kaldırımda durmuş bana el sallıyordu. Durumumu ona nasıl açıklayacağımı hızlıca düşünmeye çalışıyordum. Aklıma hiçbir şey gelmedi ve zaten zamanda kalmamıştı. Arabama yaklaştı. Dışarı çıktım, kıkırdıyordum ve kahkahalarla gülmemeye çalışıyordum. Ona sarıldığım ve tam da beklediğim gibi bana neyin o kadar komik olduğunu sordu. Sadece bir sorun yaşadığımı söylemeye çalıştım ama tam da o anda tüm o gerginlikten çenem kasıldı. Kendimi gülmeyi kesmeye zorlayayım dedim ama daha da kötü oldu. Kız kardeşim bana yardım etmek için fırladı fakat sonunda kendimi toplayıp arabasının motoruna bakmaya koyuldum. Tabii hala kıkırdıyordum. Sanırım tavrımdan alındı. Ancak kendime ona daha sonra her şeyi açıklama sözü verip tamir etmeye döndüm. Her şeyi yaklaşık bir saat içinde bitirdim ve onca zaman yaşadığı soruna güldüğümü düşünerek tek kelime etmedi. Ona bir şey söylemeye çalıştım ama çeneme yine kramp girdi. O da hoşçakal hatta teşekkür ederim bile demeden arabasıyla basıp gitti. Çok ayıp. Arabama geri döndüm ve bütün gün işe dönmemeye karar verdim. Zaten öğle yemeği arası çoktan geçmişti. Ben de yol kenarında kimsenin beni tanımadığı ve içeride çok az kişinin olduğu bir lokantaya gittim. Davranışlarım garsonun kafasını karıştırmıştı ama bir şey söylemedi. Sabahki kahve kazamı hatırlayarak biraz su ve yemek aldım. Hızlıca yedim, birkaç nahoş bakış yakaladım, parayı masaya bırakıp aceleyle çıktım. Ancak arabama doğru giderken iri yarı bir adam elinde merdaneyle lokantadan çıktı. Gülümsemiyordu. Bu kötüye işaretti. Bana neye güldüğünü söyle de ben ve erkek kardeşlerin de gülelim dedi. Hangi kardeşlerden bahsettiğini soracaktım ki onlar da ortaya çıktı. Tıpkı ona benziyorlardı ve onların da ellerinde merdaneleri vardı. Doğal olarak gülmeyi kesemedim. O yüzden kıkırdamalar eşliğinde cevap vermeye başladım. Bir taraftan da arabama doğru yavaşça geri geri gidiyordum. Neler anlattığımı anladıklarını sanmıyorum. Bana doğru ağır adımlar ve tehditkar bir şekilde yürümeye devam ettiler. Fakat sonunda sert bir şeye çarptım. Üstelik sıcak bir şeydi ve nefes alıyordu. Arabam olmadı kesin diye düşünerek arkama döndüm. Bu bir tek boynuzlu attı. Bir dakika ne? Nasıl yani? İşte o an sıçrayarak uykudan uyandım. Anlaşılan film seyrederken uyuya kalmıştım ve farkına bile varmamıştım. Aman. Yalnız biliyor musunuz? Artık bütün gün gülmenin nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istemiyorum. Bana bu kadarı yetti. Artık kapatabiliriz. Teşekkürler. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Burada beğeneceğinizi düşündüğüm başka videolar da var. Tek yapmanız gereken sol ya da sağ videoya tıklamak. Hayata olumlu bakın. Gülmeye de devam edin.